İki tane daha divan kurmayız. Hasan abi, şöyle Çarşı Berlin adına, şöyle Çarşı Berlin adına bir hakkımızı verelim. Yusuf gel. Yani başta taraftarlar, kongre üyeleri, aslında çocuklarımız, onlar bizim içinden değerleri. Divan kurulu üyelerimiz, Okan abi burada, Erdener abi burada, Sedat abi burada, herkes, Doktor Bey burada, hepiniz buradasınız. Çok memnunuz. Ben Devrim Ölçek adına hepinize teşekkür ederim. Ve Yusuf'a veriyorum. Bir iki kelime de onu söylemesin. Konuşalım, Beşiktaş'ı tartışalım fikri ortaya atılmıştı. Ve bugün buradayız. Burada öncelikle Hasan Arat Bey'e de teşekkür ederiz. Bizim Avrupa'daki Beşiktaşlılar olarak gerçekleşmiştir. İleriki genel seçimde Avrupa'nın oyu çok önemliyse, biz buna zaten yıllardan belli şahit oluyoruz. Türkiye'deki genel seçimlerde Avrupa Cumhurbaşkanı belirleyebilecek bir oy potansiyeline sahip. Burada kulübümüzde, Türkiye'deki diğer kulüpler de şu gerçeği unutmaması gerekiyor. Avrupa'da yaşayan bir sürü kongre üyesi olan taraftarlar var. Dolayısıyla Avrupa'yı göz ardı edemez hiç kimse. Biz yıllar bölgelerimizde, yani buradaki örf, adet ve kültürümüzün gelişmesinin sebebi de bu. Devrim kongre üyesi olması, buna bağdaştırıyorum. Demek ki Avrupa olarak son yıllarda güzel şeyler yaptık. Şeref verdiniz. Benim bu ziyaretimin gerçekleşmesinde vesile olan Ender Bey, Devrim Bey ve Yusuf Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri bugün hafta sonunda çoluk çocuk buraya davet etmeleri çok büyük anlam taşıyor benim için de. Ve Türkiye sevdaları hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi ben bugün burada öyle bir manzara görüyorum ki keşke bu manzarayı bütün Beşiktaşlılar görse. Keşke bu manzara karşısında dikkatlerini toplasalar ve gelip sizlerle daha fazla konuşsalar. Belki bu gecikmiş bir buluşma ama halen dizayn yapıyorlar. O gelsin, bu gelsin, o çıksın, o Hasan'ı yenemez, bu çıksın. Hasan gelir kulübü değiştirir. Evet, Hasan değiştirir. Hasan Beşiktaş'ı size geri verecek çünkü. Ondan korkuyorlar. Ben kimseden korkmuyorum. Ben bütün gücü Beşiktaşlılardan alıyorum, Beşiktaş sevgimden alıyorum. Beşiktaş'la ilgili hiçbir menfaat peşinde değilim. 44 yıldan beri bu kulüpteyim. İkinci başkanlık yaptım. Süleyman Seba'nın yönetimlerinin ne olduğunu gayet iyi bilirim. O prensipleri biz bugünkü çağdaş dünyayla birleştirerek bir araya getireceğiz. Sizler önemlisiniz benim için, Beşiktaş için. İsim soyad alıyorum. Hangi şehirde olduğunu, hangi iş yaptığını öğreniyorum. Çünkü gün geldi Beşiktaşlı seyircilere tornacılar dediler, gün geldi şoför dediler. Kendilerine elit kesim çıkıyorum bugün. 17 Kasım saat 8'de Volkswagen Arena'da projelerimin lansmanını yapacağım. Ekibimle birlikte.
Ve o zaman tüm Beşiktaş camiası bu projelerin ne olduğunu görecek. Bu projelerin elimizde olmayan bir şeyi anlatma projesi değildir. Sadece elimizde olan imkanlar çerçevesinde yapacağım. Çünkü göreve gelmeden elinizde olmayan şeyi anlatamazsınız. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Biz göreve geldikten sonra Beşiktaş, Süleyman abi döneminde olduğu gibi devletten her türlü desteği alacaktır. Biz bugün elimizdeki gayrimenkullerin hemen hemen tamamı devlet tarafından verilmiştir. Dolayısıyla aynı felsefede devletten biz Beşiktaş'a her türlü destek alacağımıza inanıyoruz. Çünkü Süleyman abiden bu yana, 2000 yılından bu yana Beşiktaş bir tane arsa kazanamamıştır. 17 Kasım'da sizler gelemeyebilirsiniz. Çünkü seçimin tarihini ilk önce 17 Aralık dediler. Sonra büyük baskı kullandık. 2-3 Aralık'a çevirdiler. 3 Aralık'tan sonra Fenerbahçe maçı var. Yani hiç sizleri düşünmediler bu kararları alırken. Sadece kendilerini düşündüler. Biz dedik ki hemen 30 günde seçime gidin. Hemen istifa edin. Hayır, etmediler. Beklediler. Takım bir gol atarsa belki kalırım diye düşündüler. Böyle bir şey olamaz. Yani koskoca bir camiayla oynadılar ve geldiğimiz hale bakın. Bir antrenör koyamadılar. Yani Şenol Hoca istifa ettiğinin sabahı niye Rıza Hoca'yı koymuyorsun? Niye koymuyorsun ya? Yani en azından 9 maç onu kontrolde tutacak kendi evladım vardı. Niye koymuyorsun? Hayır. Çünkü sürekli bir taktik, bir icazet peşinde dolaştılar. Derneği Başkanı Mehmet Bey, sizle tanışmaktan büyük şeref duydum. Ne kadar emeğinizin olduğunu söylediler. Dortmund, Duisburg, Köln, Mannheim, Frankfurt, Aachen, Hollanda Hacı Bey, Belçika Kadir Bey, unuttuğum bir şey varsa söyleyeyim, unuttuğum bir yer varsa. Efendim? Avrupa Kartalları. Yani... buradan öğrenilecek çok şey var. Sizler futbolu herkesten çok iyi biliyorsunuz. Dünyanın en iyi futbolcularını burada seyrediyorsunuz siz. Gelip sorsunlar. Yani buranın işi sadece maçta bilet veya kulübe arayıp Beşiktaş'tan MHK olsun, federasyon olsun. İliklerimize kadar yaşıyoruz. Her hakem iki kere üst üste bizim müsabakalarımıza atanmış. Zeytin dalı uzatmak gibi bir düşüncemiz yok. Doğrular neyse onu savunacağız. Beşiktaş camiası çok itibarlı bir camiadır. Size nasıl yaklaşacaklarını onlar bilirler, merak etmeyin. Beşiktaş başkanına öyle ben başkan olduğum zaman kimse el sallayamaz, kimse parmak sallayamaz. Ben orada milyonlarca insanı temsil ediyorum, sizleri temsil ediyorum. O koltuğa geldiğimde nasıl temsil edeceğimi görürsünüz. Demiş durumdalar. Yani Fulya meselesine geleceğim. Öyle kötü şeyler yaptılar ki burada. Halen ellerini kulübün üzerinde tutmaya çalışıyorlar ki bir şeyler açılmasın diye. Hala başkan icazet. Devrim Bey, bize ne vaat ediyorsunuz dediler. Kartal yuvalarını söylediler. Kartal yuvaları vaat değil, olması gereken ya. Bugüne kadar açılmaması büyük bir utançtır. Olması gereken mi? Tamam, projelerinin en önemlilerinden birisi de Almanya'da futbolcu arama tarama çalışmalarında derneklerin çok faal olması, belli büyük derneklerin belki de Beşiktaş Futbol Okulu şeklinde bir altyapı, özellikle 6 yaşından başlayan, böyle U10, U12 değil, 6 yaşından itibaren başlayacak bir yapı kurmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımızı o yaştan itibaren aramıza almalıyız. Doğacak her çocuk bize bildirdiğiniz anda Beşiktaş kartını alacak. İkincisi kongre üyeliği. Kongre üyeliği gerçekten Avrupa'da yaşayan, özellikle Almanya'da yaşayan tüm Beşiktaşlıların gerçekten çok zor. Al mikrofonu da eline. Ağzına yakın tutar. Aşırı yapalım. İşte bu Beşiktaş bu. Öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Kartal.
Hamburg'dan geliyorum. 12 yaşındayım. Futbol oynuyorum. Size iki sorum olacak. Öncelikle Hamburg'da Beşiktaş Futbol Okulu açmayı düşünüyor musunuz? Ve ikinci sorum da Beşiktaş'a çocukların örnek alabileceği futbolcu getirmeyi düşünüyor musunuz? Eller eller havaya, havaya, havaya. Maçına ben sizi davet etmek istiyorum. Kendim hazır olması lazım bir kere. Birini tanıyarak girmeniz gerekmez. O sizin hakkınız olması lazım. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bana yepyeni bir vizyon açtınız. Başka birisi geldiği zaman aynı şekilde devam eder. Burası değişmesi lazım. Beşiktaş kulübünde düzenin değişmesi lazım. Başka çaresi yok. Çünkü herkes bir yere yerleşmiş vaziyette. Düzen bozulsun istemiyorlar. Yeni başkan adayları çıkartma hevesleri de buradan geliyor. Sormuş olduğunuz soruya ben geçen hafta Sakarya'da cevap verdim. Görelim, bekleyelim. Beşiktaş güzel bir camia. Adaylar çıkabilir. Gayet normaldir. Ama önümüzdeki süreci görmekte fayda var. Camianın beklentileri ne şekilde olacak, ne olacak? Ben adayların birbirini incitmemesi gerektiğine inanıyorum. İncitmeden centilmen bir yarış olsun. Herkes projeleriyle öne çıksın diye. Hadi abiler direkt. Hadi be.